Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana, beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıldan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim, bu şekilde bitireyim kardeşim olarak. Sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda ve Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Birici ile gündemdekiler başlıyor. Müzik Altyakınız Küpe FM'den, bendeniz Kamil Bilici'den mutlu günler efendim. Keyifli bir çarşamba gününde işte yine birlikteyiz. Saatlerimiz 15-14'ü gösteriyor ve Silivri gündemine yön veren isimlerden biri daha bugün gündemdekilerde. Stüdyo konuğumuz AK Parti Silivri Belediye Başkan adayı Sayın Metin Karakaş'ta önümüzdeki bir saat içerisinde keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbetimize soru, görüş ve önerileriyle katılmak isteyen dinleyicilerimiz 0212-727-1111'i tuşlayarak bize sorularını, görüşlerini iletebilirler. Yine facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm sosyal medya adreslerinde de soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşmak için kullanabilirsiniz dedikten sonra şu an stüdyomuzda olan Metin Karakaş'a hoş geldiniz diyerek başlayalım istiyorum programımıza. Hoş bulduk Kamil Beyciğim, teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir gündem içerisindesiniz. Aslında bu aday adaylığı süreciyle alakalı bir şey değil. Metin Karakaş deyince böyle bir yoğun gündem her zaman söz konusu. Bu yoğun gündeminiz içerisinde bize zaman ayırdığınız için Küpe FM ailesi olarak teşekkür ederek başlayalım istiyorum. Gündemimiz çok dolu, bölge gündemi ve yaklaşan bir yerel seçimler süreci var. Hepsini değerlendireceğiz. Ama son gündemde olan şeyleri değerlendirmeden önce yaşanan geçtiğimiz Atatürk'ü, ulu önderimizi andığımız hafta sonunda talihsiz bir olay vardı. Kısaca oradaki yaşananları değerlendirelim dilerseniz. Ondan sonra artık yaklaşan yerel seçimlerle ilgili sohbetimize başlayalım. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şu anda bu frekansta bizlerle olan çok değerli dinleyicilerimizi, Silivri hemşehrilerimizi ve bizleri iş yerlerine, evlerine, araçlarına veyahut da farklı bir mekanda bizleri bu anlamda misafir eden çok değerli dinleyicilerimizi buradan hakikaten hem şükranlarımı sunmak istiyorum. Hem de çok önemli bir aydayız. Muharrem ayının 10'u bugün, biliyorsunuz. Birçok olayın gerçekleşti. Ve dolayısıyla Muharrem ayının 10'unda, aşure günü dediğimiz bu günde de Kerbela'daki hüznün, Kerbela'daki acının bizlere mesaj olarak kardeşliği, birlik ve beraberliği bir kez daha vermesini ben buradan temenni etmek istiyorum. Ve gerçekten aşure dağıtmak bizim geleneklerimiz içerisinde var. Biz de bugün dağıttık. Dolayısıyla bolluk ve bereket içerisinde de inşallah nice senelerde insanlarımız nice Muharrem aylarına, 10 günlere, aşure günlerine de inşallah kavuşur diyorum. Tabii az önce söylediğiniz mesele, ben siyasi hayatım boyunca Silivri'de birçok resmi programa katıldım. 10 Kasım'da olan olay da başıma ilk defa gelen bir olaydır. Hiçbir zaman Silivri bu şekilde sağduyusunu kaybetmemiş. Hiçbir zaman da bu tür durumlarda da böyle bir hatada söz konusu olmamıştır. Sonuçta bunun sorumluları bellidir. Sayın Kaymakamımızın başkanlık ve komisyon başkanında gerekli insanlara bu konuda emirler verilmiştir. Yazılı olarak bu emirler gönderilmiştir. Ve programın akışı içerisinde de bu yazılı gelen emirler de harfiyen yerine getirilmesi gerekiyordu. Kimileri aksaklık diyor, kimileri bilerek diyor, kimileri kendince olayı çarpıtıyor. İşin içerisinde bir durum söz konusu. Biz zaten siyasi partimiz olarak bu konuda gereklerle suç duyurusunda bulunduk. Ve bu konuda gerçekten bu programı manipüle eden,
Atatürk stresi adı altında evet. halka galeyana getirip tabiri caizse Atatürk'e karşı da saygısızlık yapan, oradaki o duyguları farklı şekilde istismar ederek insanları galeyana getirenlerin biz emniyet ve hukuki çerçevedeki açıkçası tespitlerle değerlendirmesini istiyoruz. Bizim metodumuz hiçbir zaman bu olmaz. Hı-hı. Biz sağduyumuzu hiçbir zaman da kaybetmeyiz. Hı-hı. Tabi orada bir komut meselesi var ama programda olanlar bilirler. Orada İstiklal Marşı okunması için komut verildiğinde birileri belediyenin hoparlörünü açtı. Hiç komut gelmeden. Bu sefer programı sunan arkadaşlar İstiklal Marşı'ndan vazgeçip hoparlör açılınca mecburen esas duruşa geçtik. Biz de aynı şekilde. Fakat bir yarım dakika sonra da tam tersi İstiklal Marşı çalmaya başladı. Bu sefer İstiklal Marşı'na döndük. Yani orada hem tören alanındaki o cihazların başında duran İstiklal Marşı'nı hem de belediyedeki o sireni çaldıracak olan işin başına duran arkadaşlar hani komut gelsin de ona göre yapalım dediler. Kim verdi bu komutu açıp kapatmayı ve İstiklal Marşı diyor oradaki sunucu arkadaş açmama noktasında. Bunların hepsinin üstüne gidilecek. Sayın Kaymakamımızın soruşturması söz konusu. Bizim de dediğim gibi. Ama orada şık olmayan bir görüntü var. Ben onları da sirli olarak da değerlendirmiyorum. Çünkü gerçekten 10 Kasım'da olsun diğer törenlerde de çok farklı bir kalabalık vardı orada. Ve çoğu da sirli değildi. Yani şahsıma karşı yani bir hanımefendinin ağza alınmayacak küfürleri etmesi. Orada insanlara gerçekten hakaretler edilmesi. Bunu sadece AK Parti olarak bizlere değil diğer cenahtaki arkadaşlara da aynı şekilde kaymakamımız başta olmak kaydıyla yine Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve sayın belediye başkanı olmak kaydıyla herkes bu tepkinin gösterilmesi ve gerçekten bir hanımefendinin veya hanımefendilerin böyle ağızda hoş olmayan sözleri söyleyerek sözüm onu Atatürk'ü savunması şık değildi. Ama bunlar da silivri değil. Onu da biliyoruz. Ben de görüntüleri izledim. Dolayısıyla bunun üzerine gidilecektir. Muhakkak Sivri'de bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye yetkililer bu konuda gerekli tedbirleri de alacaktır. Çünkü 10 Kasım gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu bir zaman dilimiydi. Ve bunu resmi tören olarak da bizler kutlarken onun manevi şahsiyeti huzurunda böyle bir hareketi yapmak da gerçekten ne Atatürkçülüğe yakışır ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlere yakışır. Dolayısıyla bu konuda gerekenin yapılacağına inanıyorum. İnşallah bir daha da tekrar etmez. Kesinlikle. Siz de çok yakından biliyorsunuz burada yaşayan, burada doğmuş büyümüş, gençliğini burada geçirmiş bir insan olarak Silivri'nin zaten bu kasabanın kültüründe de bu tarz şeyler aslında siyasetinde de sosyal hayatında da çok rastlanan şeyler değil. Ve yaralayan ama en azından tespit edildiğinde bize ait olmadığı da çok net. Tabii tabii. Yani biz mesela çelengimize gidip tekme atması, orada çelengimizi parçalamaları. Ya bunlar doğru şeyler değil. Değil yani siyasi partiler bugün demokrasinin vazgeçilmezleridir. Bugün biz iktidardayız. Yarın başkası iktidarda olur. Ama oradaki çelenge gidip tekme atmak demokrasiye tekme atmaktı. Atatürkçülüğe tekme atmaktı. Orada yuhlamak veya insanlar gerçekten galeyana getirmek bu değerleri istismar ederek bu çerçevede ne Atatürkçülüğe yakışır ne çağdaşçılığa yakışır ne de demokrasiye yakışır. Dolayısıyla onun yeri orası değil. Yani bir aksaklık varsa başka bir mekanda yaparsa orası bir resmi tören alandır orası. Bunun çerçevesi çizilmiştir, programı çizilmiştir. Sorumluluklarını yerine getiremem. Ben eminim ki birçok kişi bu konuda pişmanlık da duymuştur. Sorumlular açısından söylüyorum. Hem belediye açısından, hem milli eğitim açısından, hem emniyet açısından, hem de liman başkanlığı gibi konu sorumluluk alanlar. Artık tecrübe de budur işte. Yani bu tür hatalar veya bu konudaki suistimaller bu işin sonucunu doğurur. Artık sizin de bir tecrübesi oldu bu çerçevede. Bir daha da inşallah tekrar etmez. İnşallah. Yaklaşan yerel seçimler var artık gündemimiz ve aday adaylığı süreçleri devam ediyor. Bu ay sonuna doğru da artık yavaş yavaş adaylar belirlenecek. Ve 4,5 yıllık yaklaşık bir ilçe başkanlığı sürecinin ardından siz de istifanızı yetkili mercilere sunup aday adaylığı başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Ve ilk adaylığını gerçekleştirdikten sonra Eyüp Sultan'da bir resminizi gördük biz. Bu manevi noktada samimiyetinizi de ortaya koyan bir şeydi. O süreci, aday adaylığına karar verme sürecini bir değerlendirebilir miyiz abi? Tabii adaylık süreci, belediye başkanına talip olmak süreci ve bu konuda hakikaten bu makamları sadece böyle bir caka fiyaka atmak yerine bu makamların dertlenerek yapma süreci gerçekten insanın kendi öz eleştirisi olarak ailesiyle, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle işte teşkilatıyla değerlendirmesi gereken bir şey. Yani böyle çıkıp da ben adayım veya işte belediye başkanı olacağım dediğiniz zaman bunun sonuçlarının ne olduğunu çok iyi görmek lazım. Yani ciddi fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Benim siyaset yaşam tarzım olmuş. Ben çok genç yaşlardan beri sorumluluklar alan bir insanım.
Ve bu konuyla ilgili samimiyetimle söylüyorum. İlk önceki hedefimiz teşkilatı özgüven kazandırmak. Teşkilata oluşturacağımız olan bu özgüvenle de belediye alma noktasına bir moral motivasyonu sağlamaktı. 4 yıl önce böyle bir yola çıktık. Çünkü kaybetmiş bir teşkilatın psikolojisini tekrar ayağa kaldırmak çok zordu. Teşkilat çalışmaları içerisinde 2011 seçimlerinde ilk defa AK Parti Silivri'de birinci parti çıktı. Köylerle beraber. Ama ben ilk ilçe başkanına atandığımda veya geçmiş dönemde de sorumluluklar aldığım zaman hep şunu söyledim ben. Kim ne derse desin, biz insanın kalbine hizmetle gireceğiz diyor. Yani böyle soyut kavramlar, altı doldurmayan kavramlar, birbirlerini kışkırtacak kavramlardan ziyade, çünkü siyasi partiler insan ömrü gibidir. Bugün vardır, yarın yoktur. Şöyle bir 15 yıl öncesine gidin. Birçok siyasi parti şu anda tabiri caizse siyasi mezarlıklarda yatıyor. Şahıslar, vazgeçilmez şahıslar bugün siyaset arasında silinmiş. Ama Silivri var. Dolayısıyla bu imkanları ve bu siyaseten kazanımlarınızı eğer siz kendi bölgenize hizmet olarak getiriyorsanız hiçbir sorun yok. Atatürk'ün o güzel sözü, bakın 100 yıl önce neredeyse söylenmiş olan o sözü hep kendimi siyasette şiar edindim. Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmet eden. Ben proje adamıyım. Ben bu konuda gerçekten Silivri'yi çok seviyorum. Yani tabire Silivri'nin aşığıyım. Silivri'nin de çok ciddi kazanımları var, donanımları var ve bu konuda da Silivri'yi kendi içerisinde geliştirme noktasında da tam böyle zaman dilimi itibariyle baktığınız zaman da bir metropol şehri ortaya çıkartma noktasında, bir vilayet refleksiyle yönetilme noktasında da tam bir zamanlama noktasında da tabiri caizse tam vakti. Dolayısıyla doğru bir planlama, doğru bir projeyle, doğru bir yönetimle ve merkezi hükümeti büyükşehir destekleriyle de bunun 2023 vizyonu hedefine, bizim hedefimiz odur. 2023 vizyonunda Cumhuriyetimizin 100. yılında Silivri'miz hak ettiği yere gelecek. Büyükçekmece'den geri kalmayacak, Beylikdüzü'nden geri kalmayacak, Avcılar'dan geri kalmayacak. Daha 10 yıl önce ismi dahi olmayan Esenyurt gibi, Başakşehir gibi, Arnavut gibi bir ilçelerden geri kalmayacak. Silivri'miz bu 10 yıllıktan, ki biz bunu bize isteyeceğiz, 10 yıllık bize isteyeceğiz. Metrosuyla, devlet üniversiteleriyle, ulaşım aksarıyla, yeni yerleşkeleriyle, sahil bantlarıyla, ormanıyla, tarımla, her şeyiyle ve gerçekten belki 1 milyon, 1,5 milyon civarı nüfusun ortaya koymuş olduğu sinerjiyle de Silivri tabiri caizse bir vilayet gibi de yönetilecek. Bunu bugünden planlamak lazım. Eğer planlamazsanız işte şehir bu konuda size intikamınızı alır. Bugün Silivri bizden intikamını alıyor. İşte çarşı merkezinde otopark bulamıyorsunuz. Çarşı merkezinde yeşil bulamıyorsunuz. Çarşı merkezinde belli bölgelerde okul yapabilecek, cami yapabilecek veya sosyal donatı alanlarıyla birlikte resmi kurum alanları yapabilecek mekanları oluşturamıyorsunuz. Niye? Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce veya 50 yıl önceki planlarda bunun ciddi şekilde açıkçası öngörüleri, planlamaları yapılmadığı için. Biz bu tedbirleri alıyoruz. Silivri'miz inşallah projelerde açıklandığı zaman göreceksiniz. Silivri'miz gerçekten kısa bir zaman dilimindeki yaklaşık 1 katrilyon eski parayla böyle bir projeyle geliyoruz. Emlakçısıyla, mimarıyla, mühendisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, her kesimiyle mutlu olan bir şehir haline getireceğiz. Çünkü bu sinerji oluşturduğunuz zaman, katma değer burada oluşturduğunuz zaman ve bu bahsettiğimiz hizmetleri buraya getirme noktasında sorunları çözdüğünüz zaman suçlayıcı, işte iftira atıcı veya işte ya ne yapayım o partiden bu partiden söylemlerinden ziyade daha çok nasıl hizmet edebilirimin söylemlerinin yer aldığı bir anlayış olduğu zaman Silivri hak ettiği yere gelecektir. Evet. Biz bunu gösterdik, yine göstereceğiz inşallah. Belediye başkan yardımcılığı yaptınız Silivri'de 5 yıl ve o süreçte Büyükşehir'de de çeşitli görevlerde bulundunuz. O dönemlerdeki hizmetler, işte doğalgazın gelmesi, devlet hastanesi ve benzeri adliye gibi benzeri hizmetler zaten beklenilen, en azından bir belediyeden ya da iktidardan beklenilen hizmetlerdi. Ama şöyle de bir gözlemim var. Belediye seçimlerinde kaybettikten sonraki süreçte ilçe başkanlığını devraldıktan sonra muhalefette olmanıza rağmen de yine de bu işleri takip etmek, büyük şehirde hızlandırmak için çabalamaktan hiç geri durmadınız. Bu nasıl bir süreçti sizin için? İşte sevdiğinin ifadesi bu. Yani Silivri'ye aşık olmanın ifadesi bu. Siyasette sorumluluk aldıktan sonraki hizmet kavramının ne anlama geldiğini göstergesi bu. Biz arkadaşlarımızla şu kararı aldık, az önce söylediğim gibi. Muhalefette olsak dahi insanların gönlüne hizmetle geleceğiz. Bu bir sorumluluktur yani. Bunu sadece işte belediyenin yaptıklarını eleştiren, merkezi anlamda işte ana muhalefetin söylemlerine cevap veren, muhalefetin söylemlerine cevap veren bir tarzdan ziyade bundan kaybediyor Türkiye, bundan kaybediyor Silivri. Ondan ziyade biz daha ne yapabiliriz? Bakın şu anda Silivri'de bu yıl, sadece bu yıl 94 kilometre asfalt döküldü. Yani 94 kilometre asfalt
buradan Gebze'ye kadar gidiş geliş bir yol düşünün. Yani Gebze'ye kadar gidiyorsun. Sadece bu yıl döküldü bu. Köy yolları, işte Kınalı'dan Çavuşu'ya kadar karayollarının yaptığı yollar ve muhtemelen şu anda hala da çalışma var. Kavaklı bölgesinde, yakında da Bekirli Kurfarlı arasına gireceğiz. Yani sonuçta baktığınız zaman eğer iş yapma noktasında bir hevesiniz varsa, bunun için sadece siyasi partilerde yer almaya da gerek yok. Yani biz bugün bu argümanları kullanıyoruz. Ama herkes kendi sorumluluk alanı içerisinde Silivri'ye bir katkı sunma noktasında adım atarsa emin olun hiçbir sorun kalmayacaktır. Sivil toplum örgütleri de bu şekildedir. Yani bir dernek kurarsınız. Evet. O derneğin içerisindeki sorgulamayla şehre yön verirsiniz. Bunun gibi birçok veya farklı sivil toplum örgütleri kurarsınız. Yani sorgulayıcı bir kitlenin Silivri'de olması da sonuçta sadece fiziki anlamda bir şeyler göster hizmet yapılmaz. Az önce söylediğim gibi demokrasi platformları içerisindeki tartışmalarla da hizmetler yapılabilir. Dolayısıyla bunun birçok şeyi vardır ama biz siyaset arenasında böyle bir usulü geliştirdik. Kalben de mutmainim. Çünkü Silivri'ye çok şey kazandıran bir ekibin başı olarak da ben gerçekten takipçi bir insanım. Yani çok erken saatlerde kalkarak bu konuda çalışmalarımıza başlarız. Ve Silivri'de basmadık. Yani bırakmayız yani. Artık çocuklarla o kadar oldu ki Ahmet'in amca geliyor diyecek kadar da işte bir köye gittiğin zaman tanınırlık noktasında da şeyleri vardır. Yani bizleri hakikaten hoş karşıladıkları ortamlarda vardır. Hoşuma da gider. Yani kendi çocuklarımızdan fedakarlık yaparız. Ailemizden fedakarlık yaparız ama Silivri'miz için feda olsun bu. Gerçekten Silivri'mize hizmet kazandırma noktasında olağanüstü çaba gösteren bir ekibin başında. Küçük oğlunuz kaç yaşındaydı abi? Şu anda 4 yaşında. 4 yaşında, 4 maşallah. Yaşında, Allah büyüdü, 12 yaşında. Evet. Allah razı olsun. Kısa bir reklam aranız olacak. Reklamlardan sonra az önce ekibinizden bahsettiniz. Dinamik ve çalışkan bir ekibe sahip olmanın avantajlarını da geride bıraktığımız süreçte, bundan sonraki ilerleyen süreçte de mutlaka yaşamaya devam edeceksiniz. Ekibi değerlendirmenizi isteyeceğim. Teşkilatınızı değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine buradayız. Sakın bizden ayrılmayın efendim. Şimdi reklamlar sonrasında burada. Kamil Bilici ile gündemdekiler devam ediyor. Reklamlardan sonra birlikteliğimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.32. Yepyeni bir gündemdekilerde. Bugün AK Parti Silivri Belediye Başkanı adayı Sayın Metin Karakaş bizlerle birlikte. Ve önümüzdeki yarım saatte de yine bilinmeyenleri dobro dobro cevaplamaya devam edecek. Az önce sohbetimizde ekipten bahsettik abi. Çok donanımlı ve çeşitli konularda yetenek sahibi insanlarla tanıyorum. Benim de birebir ilişkide olduğum arkadaşım olan, büyüğüm olan, abim olan, ablam olan insanlar var. Bunlar değerli bir kazanım bir siyasi oluşum için. Sen nasıl değerlendiriyorsun geride bıraktığın süreç içerisindeki ekibinle çalışmalarını? Aslında çok güzel bir tespit. Yani bu bir ekip işi. Yani tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Ama farklı siyasi partilere baktığınız zaman adam üretme noktasında, insan üretme noktasında gerçekten zorlanıyorlar. Eğer birisinin rakibiniz olacaksa, işte ilçe başkanlığına, meclise, belediye başkanlığına hemen onun nasıl ekart ederimin şeyini veriyorsunuz, tepkisini veriyorsunuz. Siyaseten bertaraf etmeye başlıyorsunuz. Bizdeki usul bu değil. Ben mesela teşkilatımı kurduğum zaman 10 yıl sonraki teşkilatı sorumluluk alabilecek nitelikteki insanları bile hesap ederek. Çünkü bu bir usta çırak ilişkisiyle olur. Böyle kitap okuyarak veya bir akademik noktadaki süreçte tamamlanan bir şey değil. Tecrübe de kazanmak lazım bununla ilgili. Gençlerimiz, kadınlarımız, işte ana kademe, mahalle teşkilatlarımız, her kademedeki arkadaşlarımız bu konuda gerçekten bir okul gibi tabiri caizse bu işi yapma noktasında sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama böyle belli tahsil almış, efendim kendi alanında ciddi şekilde sorumluluklar almış insanların siyasete bakış açısı çok soğuk oluyor zaman zaman. AK Parti böyle değil. AK Parti gerçekten konusunda branşlaşmış, akademik kariyerleri olan ve az önce söylediğim gibi toplumun kendi içerisinde gerçekten ispatlamış olan isimlerle siyaset yapma noktasında da iddiasını devam ettiriyor. Ve bununla ilgili zaman zaman siyaset akademileri gibi okulları da açıyoruz. Bizim teşkilatımız da böyle. Ben ilçe başkan yardımcım zamanında yönetimim veya diğer arkadaşlarımız hangi sorumluluğu veriyorsam takip ettiklerini bildikleri için onlar da işlerini şey yapıyorlar. Layıkıyla yerine getiriyorlardı. Bu konuda hakikaten çok çok mutluyum. Çünkü gözüm arkada da değil. Gerek meclis grubumuzla, genel meclis grubumuzla
teşkilatımızla biz bu benim ilçe başkanlığı dönemindeki siyaset zaman diliminde Silivri'ye çok şey kazandırdık. Çok şey kazandırdık. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gene de devam edecek birçok projelerimiz. İşte geride kalan 2-3 tane sözümüz kalmıştı. Onları da yapıyoruz. Hasan Özvan'a İlköğretim Okulu'na kapalı spor salonu. Nurullah Baldok'ta İlköğretim Okulu'na kapalı spor salonu. Ve Mimar Sinan İlköğretim Okulu'na kapalı spor salonu. Şu anda Hasan Özvanalı İlköğretim Nurullah Baldırık'ta İlköğretim Okulu'nda temel çalışmaları başladı. Hemen arkasından Hasan Özvanalı ve Mimar Sinan İlköğretim Okulu'na başladı. Tek bunu tamamlayamamın bende şeyi vardı ama artık bununla ilgili de çok güzel de kapalı spor salonları yapacak. Bir de Silivri Stadımızın noksan kalan imalatlar, özellikle tribünler boyutuyla ilgili bir ihale hazırlığı yaptırıyoruz. Çeltik İlköğretim Okulu'nda ihalesi yapılıyor. Dolayısıyla bunlar bizim siyaseten verdiğimiz sözlerdeki son zaman, son anda yapmamız gereken işlerde açıkçası istifa etmeden önce. Bunların da takibini yapıyor. Silivri'mize de devam edeceğiz bu anlamda hizmet ediyoruz. Buraya gelmeden önce de Turgut Reis İlköğretim Okulu'nda. Ben gitmedim. Çok ilginç bu. Mesaj atmışlar bana. Her tarafa işte tablet veriyorsunuz, bilgisayar veriyorsunuz. Bununla ilgili biz de bir şey istiyoruz. Ben de arkadaşlar araştırın kim diye sorduğumda oradaki bir öğrencilerin kendi aralarında oluşmuş olduğu şeydi. İşte ismimiz biraz bu anlamda da markalaştı açıkçası. Ben de o mesajı karşılıksız bırakmadım. Arkadaşlar marifetiyle de gönderdim. Kendim gitmedim oraya da. Ne olur bu fotoğrafı da başkanımıza gönderin. Ve fotoğrafla bana da selam göndermişler. Ben de onu tweetledim açıkçası. Sosyal medyada. Çünkü hoşuma gidiyor. Yani insanların gülmesi, insanların bu konuda mutlu, hele çocukların mutlu olması bana ayrı bir mutluluk veriyor. Yani çocukların, çocuklarla iletişime geçmeyen, geçemeyen samimiyetim söyleyeyim toplumda başarılı olamazlar. Evet, yani. Onların dilinden anlamak lazım yani. Az önce ekibi değerlendirelim dedik. Teşkilatı ve bundan sonraki süreç için çalışmaları yönlendirme noktasında. Şimdi bir de yine sosyal medyada yer bulan bir gündem maddesi daha var. Sizin istifanızın ve meclis üyesi aday adayı arkadaşların istifalarının sonrasında ilçe yönetiminin bir yapılanma durumu, sorunu ortaya çıktı. Şimdi onunla ilgili bir çalışmalar devam ediyor. O konuya biraz değinelim mi? Tabii şimdi 8 tane ilçe başkanıyız istifa eden ve bizden hepimiz de 8'imiz de kongreyle geldik, seçilerek geldik. Dolayısıyla bunlar istişareyle yapılan, yani böyle ezbere ben belediye başkanı adayı veya meclis üyesi teşkilatın içerisindeki herhalde arkadaşlar böyle istifalar söz konusu değil. Karşılıklı il başkanımızla yetkili arkadaşlar konuşarak yapılmış olan istifalardır. Ama imza yetkisi bendeydi Silivri'de sayın başbakanımızın adına ve il başkanımızın adına. Dolayısıyla bu imza yetkisini verecek insanları atamaları gerekiyor. Bu atamayı yapabilmeleri için de mevcut bir yönetim var. Bu yönetimin de kongreye gelmesinden dolayı istifa edilerek yeni bir yönetim kurulması noktasında da açıkçası önün açılması gerekiyor. Yani burada arkadaşlarımız şu anda Ankara'dalar. 3-4 arkadaşımız orada görüşmelerini yapacaklar. Akşam teşkilatımıza bir temayül yapıldı ki bakın demokrasi ne güzel bir tarafı. Ben şu şahsı atadığım gibi bir yaklaşım yok. Teşkilatımızın bu değerlendirme beklentileri açısından arkadaşlarımız kendi açıkçası CV'lerindeki özellikler açısından değerlendirerek bu konuda şey yapacaklar. Kararını verecekler. Muhtemelen de akşam itibariyle veya yarın itibariyle bu sorun da çözülmüş olacak. Yani böyle bir şey yok. Teşkilat istifa etti. Tamam, herkes çekti gitti gibi böyle bir şey yok. Tamamen seçilmiş bir yönetimin yerine atanacak bir yönetim ve ilçe başkanının önünü açma noktasında yapılmış olan bir harekettir. Böyle yani sanki teşkilat çöküyormuş gibi teşkilat çöküyormuş. Öyle bir algı uyandırmaya çalışmanın. Tamam, sadece Silivri bunu kendi üzerinde gördüğü için 8 tane ilçenin aynısında bunlar yapıldı. Şimdi şöyle düşünün. Fenerbahçe'de geçen bir kongre oldu. Aziz Yıldırım seçilmeseydi teknik direktör Ersun Yanal yeni kulüp başkanına gider, istifasını verir. O layık görürse devam eder, yoksa devam etmezdi. Bu süreçleri de SİİP başkanımız, yani ikinci başkan olarak Dilek Hanım çok da başarılı bir şekilde götürdü. Dolayısıyla artık bundan sonra imza yetkisi olan temsil noktasında genel merkezinin takdir ettiği yetki belgesiyle bir arkadaşımız görevi devam ettirecektir. Bir de Silivri kamuoyunda AK Partili olan olmayan herkesin ortak ağızla sanki söylediği bir şey var. Şimdi artık belediye başkanlığı seçimi yaklaşıyor. Belediye başkanı kim olacak diye hepimiz çay bahçelerinde, kahvelerde konuşup değerlendiriyoruz. Ve hemen herkesin burada basın masası diye bir programımız oluyor. Örneğin gazeteci arkadaşlarımıza da gündemi ve adayları değerlendiriyoruz Küpe FM'de. Onlardan da hemen hepsinden aldığım reaksiyon bu. Çalışmayla olursa Metin Karakaş Silivri Belediye Başkanı gibi bir
söylem ortada. Çay bahçelerinde de bu var, şey de var. Ve yoğun bir gündemi yaşadığınızı her zaman takip ediyoruz. Sadece aday adaylığı süreciyle ilgili değil, ondan önceki süreçte de. Yoğun bir sabah namazıyla beraber başlıyor. Gün ve gece 2'ye 3'e kadar. Yani ben sabah uyandığımda 3'te Metin abi tweet atmış diye. Sabah namazdan önce başlarım. Evet. Yani sabah nasıl namazı geçiyor bir gün Metin Karakaş'ın günü? Şimdi iyi bir ekibim var bir kere. Hı hı. Yani günü takip eden, tabi bu kadar yoğunluk içerisinde siz birçok konuyu atlayabiliyorsunuz. Hı hı. Bazen telefonlar, mesela telefona kesinlikle kendim cevap vermeye özen gösteririm. Cevapsız çağrılara geri dönerim. Hı hı. Kayıtlı olmayanlar zaman zaman dönemediğim oluyor yani. Hı hı. Geç saatte de olsa geri dönerim. Uykuda da 3-4 saatte geçmez benim uykum. Hı hı. Yani böyle biraz geç saatlerde yatarım. Hı hı. Saat 3-3.30-4 gibi de uyanırım. Yani hı hı. Kesinlikle sabah namazından sonra kalkmak gibi bir adetim yoktur. Hı hı. Özel bir söyleşide de onu da söylemişimdir. Ki o saatlerde insanların kendisini dinlediği, kendisini hakikaten değerlendirdiği bir zaman dilimidir. Hmm. Ben kararlarımı da genelde o saat zaman dilimlerine veririm. Şiir yazarım mesela. Çok hmm. ciddidir. O saatler... Onu biliyorum. Benim okuduğum bir tane şiir vardı. Zaten, evet. Değil mi? Evet. Şiir yazmayı severim. Hmm. Duygularımı bazen işte bir yerde konuşma yapacaksam bugün ne hmm. konuşayım diye kendime göre değerlendiririm. Hmm. Yine aynı şekilde Kur'an dinlemeyi çok severim. Belli kanallarda hakikaten çok hoş böyle dinlediğim zaman ruhuma işleyen hmm. o zaman dilimlerinde. Sabah namazından sonra da uyumam kolay kolay. Haberlerdir de diğer şeyleri değerlendirerek açıkçası çocukları okula gönderdikten sonra da biz hayata başlarız. Tabii benim yardımcı arkadaşlarımız hemen o gün cenaze var mı veya herhangi olağanüstü bir durum var mı veya bu konularla ilgili şeyimiz var mı programı bana getirirler sabah ilk 8-8.30-9 gibi. Arkasından güne başlarız. Hı-hı. Ve arkasından işlerimizi, teşkilatımızı, ziyaretlerimizi hep bir gün öncesinden bunlar planlanır. Birkaç gün öncesinden planlanır. Çok yoğun giderim. Mesela sizin yanınızdan çıkacağım. Büyükşehir'e geçeceğiz. Hı-hı. Orada arkasından projelerle ilgili bir toplantı yapacağız. Hı-hı. Çok geç saatlere kadar sürecek olan bir toplantı. Hı-hı. Dolayısıyla şeyimizi böyle koşturarak gidiyoruz. Yani Allah zeval vermesin çünkü hakikaten takip etmediğiniz zaman hiçbir işi yapamazsınız. Evet. Yani bir insan ben bir işi yapamıyorum diyorsa, hı-hı. beceremiyorum diyorsa onun acizliğidir. Hı-hı. Yani A partisi B partisi olsun hiç önemli değil. Hı-hı. Takip ettiğiniz zaman bütün işleri çözersiniz. Yeter hı-hı. ki niyetiniz bu olsun sizin. Bu konuda hı-hı. da biraz açıkçası yani çok mütevazı davranmayacağım. Çocukluğumdan beri böyleyim çünkü. Biraz çalışkan bir insanım. Evet, ne mutlu. Peki sosyal medyadan az önce yine dem vurduk. Sosyal medyayı etkin de kullanıyorsunuz aynı zamanda. Geçtiğimiz günlerde bir iki gün evvel denk geldim benim. Hayallerinin peşinden koşmadıkça hayalden hayale gezmenin ne anlamı var? Moulin Rouge filminin repliklerinden bir tanesi. Şimdi o hayallere de gelelim istiyorum aslında. Hani buradan Büyükşehir'de İstanbul'da projeleri görüşmeye gideceksiniz. Onları da soracağım ama Moulin Rouge deyince de hani Hollywood sineması, buna vakit kalıyor mu bu yoğun tempo içerisinde? Kitap okumaya, sinemaya evet, gitmeye ya da film izlemeye. Ben Moulin Rouge'a gittim ben. Hı-hı. Orada da program da izledim. Şeyde Fransa'da. Hı-hı. Çok da hoş bir şeydi. Hakikaten çok da kaliteli gösteri yaptılar. Filmini de izledim. Hı-hı. O da çok hoşuma gitti açıkçası. Ama şu anki Sağlık Bakanımız, eski il başkanımız, hı-hı. hayalleri olanlar uyuyamazlar diye bir sözü vardı. Evet. Bir toplantıda söylemişti. Sayın Başbakanımız da bunu 2003 yılında yanlış hatırlamıyorsam düzeltti, kürsüye çıkıp dedi ki, hı-hı. sadece hayalleri değil, sevdası ve hayalleri olanlar uyuyamazlar. Hı-hı. Dolayısıyla hakikaten her şeyin başına hayal etmek gelir. Yani hı-hı. eğer hayal dünyanız kapalıysa zaten sizin duygusal alanınız da kapalıdır. Hı-hı. İnsani değerler açısından diğer değerleriniz de kapalıdır. Tabiri caizse sadece bir böyle bir, nasıl söyleyeyim, duygusuz bir insan gibi evet. algılanır. Hayal kurmak bunun için çok önemlidir. Potansiyeli de düşürür herhalde bu insanı. Tabii yani hayata geçirebileceği şeyler. O sözü şeyden. Ben çok hoşuma gitmişti. Hı-hı. O gün de öyle gelmişti. Yani hı-hı. çünkü çok hakikaten hayallerimiz de var. Yani Silivri'mizde projeler görüldüğü zaman çok ciddi şekilde bugün insanların bu da olabilecek mi hı-hı. diyebileceği kadar bir şeyi var. Projelerimiz var. Bundan uygulama projelerini de çizdiriyoruz biz şu anda ekibimizle birlikte. Dolayısıyla o anda projeleri yaparken bu söz geldi aklıma. Bulduk o sözü. Sosyal medyada bir Google Hazretleri var evet. zaten. Ona girdiğiniz zaman her şeyi görebiliyorsunuz. O sözü, o film geldi. O filmden de o söz geldi aklıma açıkçası. O sözü de o gün tweet atmıştım. Tabii projelerimiz var. Aday adayı arkadaşlarımızla bunu değerlendirme toplantılarını yapıyoruz. Bu da çok, bakın çok Türkiye'de belki bir ilktir. Aday adayı arkadaşlar birbirlerini
ekarte edip aday olmak yerine hepsi bir masa etrafında toplanarak Silivri'de daha çok proje yapabilmenin derdiyle dertleniyorlar. Birlik beraberlik görüntüsü ile siyasetin ayrıştırmadan ziyade ekip işi olduğunu en güzel şekilde gösteriyorlar. Dolayısıyla bu konuda gerçekten ben aday aday arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Hem ilçe başkanlığım döneminde hem de aday adaylık döneminde siyasetteki rakip olmanın usubunun bile ne olduğunu da çok net bir şekilde Silivri'de de gösterdiler. Bundan kazanan Silivri olacak, onu da söyleyeyim. Kesinlikle kazanan Silivri olacak. Bu projelerle Silivri'mizde az önce söylediğim gibi emlakçı arkadaşlarımız, mimar mühendis arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız, sanayicilerimiz, ticaret yapan birçok sektörle birlikte aynı zamanda eğitim, sağlık ve sosyal spor alanlarındaki arkadaşlarımızla kazanımlar da olacaktır. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz? Şu anda Danamandıra'da ne hizmet yapılıyor biliyor musunuz? Şu anda Danamandıra'da amatör kulübün top oynayabileceği futbol sahasının çimleri seriliyor şu anda. Danamandıra bugün yaklaşık 40 kilometre kuzeyde olan bir köyümüz, mahallemiz. Fener'de bitti bu saha. Yani şu anda bunu ben 5 yıl önce söyleseydim herhalde köylüler kandırıyor derlerdi. Evet. Ama gerçekten çok yani standartta itibariyle yüksek standartta olan bu sahayla birlikte gençlerin spor yapma noktasındaki açıkçası beklentilerini de şey yapacağız, karşılamış olacağız. Dolayısıyla ekip anlayışı içerisinde bu çalışmaları yapmak hakikaten bana da ayrı bir mutluluk veriyor bu ekibin parçası ve başı olarak. Evet. Danamandıra deyince oradaki gölet etrafında da çok keyifli bir düzenleme var. Ben de geçtiğimiz günlerde gitme fırsatı buldum. Orası da çok kazanım noktasında bölgemize iyi bir proje olmuş. Onu da geçen hafta genel müdürümüz aradı beni konuyla ilgili. Biz de yardım ediyoruz. O projenin devamı gelecek. Yani o göçmen kuşlarının orada konuşlanacağı kuş evleri, fotoğraf çekim, belki derenin içerisindeki şeyleri görmüşsünüz. O iskeleler olsun ve piknik, diğer aktivitelerin giriş çıkışın kontrol altına alınması. Bunlar tabiri caizse bir abant gibi yapacağız oraya yani. Bu projenin devamı gelecek Allah'ın izniyle. Çok güzel. Bir taraftan da o şiir mailimde duruyordu benim. Onu bulup yayınlayabilir miyiz diye bakıyorum. Programımızın sonlarına belki onu yetiştiririz. İnşallah. Şimdi önümüzde yine yerel seçimler var. Ve yerel seçimlerde işte projeler, aday adaylarının bu birlikteliği, bundan sonraki süreçte de AK Parti'nin böyle bir geleneği var zaten. Hani önceden de aşina olduğumuz bir gelenek. Bundan sonraki süreçte de devam edeceği tahmin etmek çok güç değil, o birlik ve beraberliğin. Ama yine yerel gazetelerimizden Hür Haber'de sevgiler Uygun arkadaşımıza verdiğiniz röportajda güzel bir manşet var Sevgiler'in gazetecilik anlayışıyla da yakaladığı. Son düzlükteyim demişsiniz Sevgiler'e. O konuya biraz değinelim mi? Tabii tabii, yani aslında röportajdan alındı, çok sevdiğim arkadaşlarımız da oldu gazeteci kimlikli, ama sonuçta bunların hepsi benim kardeşimdir. Sonra bir yerde bunu yayınlayacaksınız ki Hür Haber'in bu konuda bir farklılığının olduğunu her ortamda söylüyorum, tıpkı Küpe FM gibi. Dolayısıyla Sevgiler Hanım'ın kendi takdirdir o konudaki açıkçası manşete atması. Şunu söyleyeceğim, yani son düzlükle orada aslında çok farklı bir mesaj vermek istedim ben. İnsanlar siyasette vazgeçilmez zannediyorlar kendilerini. Siyasete bir yerlerde makama geldiği zaman orayı nasıl koruma altına alırımın mücadelesini veriyorlar. Yani bugün 20 yıl önceki Silivri'nin siyaset anlayışındaki isimlere bakın. 20 yıl sonraki Silivri'deki siyaseti yapacak isimlere bakın. %20 bile değişmemiştir isimler. Hep aynı isimler üzerinde döner. Ama ben sorumluluklarımı işte ilçe başkanı olarak biz belediye başkanı olmak için bir yola çıktık. Bu konuda ilçe başkanlığımızdan istifa ederek bu konuda belediye başkanı olmak noktasında açıkçası bir süreci yaşıyoruz biz. Olamadık. Hiçbir sorun değil. Aday kim olursa arkadaşımın kazanabilmesi için bunu namus sözü olarak vermiştik biz bunu birbirimize. Arkadaşımızın arkasına durarak biz onu çalışarak belediye başkanı yapacağız. Ha ondan sonra siyasette şu var. Ya işte ben tekrar ilçe başkanlığına dönebilir miyim? Ben işte efendim belediye başkan yardımcısı olabilir miyim? Meclis üyesi olabilir miyim? Hayır. Kesinlikle yok. Bu bir taleptir. Bu talebi teşkilat değerlendirir. Sizi aday yapar. Belediye başkanı yapar. Yapmazsa bundan sonra ben siyaset arenasında yer almayacağımı ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir sözdür. Evet, bu bir kibir, bir gururlanma, bir şey değildir. Sonuçta başlığı Sevgiler Hanım takdiriyle atmıştır. Ama son düzlükte derken siyaseten kendi yaşam dilimi içerisindeki, siyaset yaşam dilimi içerisindeki son düzlükteyim ben. Ve bu konuda aday olursak siyaset hayatımız devam eder. Belediye başkanlığı ve diğer süreçlerle ilgili. Ama
aday olamazsak aday arkadaşımız kazana kadar devam eder. 30 Mart akşamı bizim siyasi hayatımız biter. 1 Nisan'dan sonra da farklı bir Metin Karakaş portresi çıkar karşımıza. Sivil toplum örgütleri içerisinde yer almış ki şahsımın onursal başkanı olduğu bir derneğimiz var. Bu derneğin içerisinde de engelli kardeşlerimiz var. Otistik çocuklarımız var. Hayatımızın gerçekleri bunlar. Değil mi? Hizmet etmenin şeyi yoktur. İllaki siyasetçi olmanıza gerek de yoktur bu konuyla ilgili. Şartlar sizi zaten içinize varsa bir yerde hizmet. İşte hizmetimizi bu çerçevede yapacağız. Bu sivil toplum örgütleri içerisinde ben o insanlarla iç içe olarak, çünkü hakikaten mutlu oluyorum insanlara hizmet etmeyi. Dolayısıyla sivil toplum örgütü içerisindeki kendi alanımızdaki hizmetleri yaptırmaya devam edeceğiz. Yani öbür gün derler ki şuraya gel, buraya gel, siyaseten şu olsun, bu olsun. Bunların hepsine kapımı kapayacağım. Ve siyaseti bu anlamda bırakacağım ben. Bu bir res çekme de değildir. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir prensiptir. Niye? Bugün siyasi mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Ve biz siyasette vazgeçilmez olduğumuzu, vazgeçilir olduğumuzu insanlara göstereceğiz. Bunu göstermek lazım. Rahmetli Erdal İnönü böyleydi. Hatırlayın. Rahmetli Aydın Güven Gürkan böyleydi. Hatırlayın. Bunlar şu anda birçok çok değerli isimler vardır. Görevlerini bitirdikten sonra siyasetten geri çekilmişlerdir. Hiçbir şekilde siyaset arenasına girmemiştir. Benim böyle bir prensip kararım var. Ben bu konuda çok net bir şekilde bunu çizdim. Bu çerçevede de bırakacağım siyaseti. Aday olursak da o arenada devam edeceğiz. Siyaset yaşamımızda bu çerçevede hizmet noktasına gideceğiz. Zaten şunu söyledim. 10 yıllık vize istiyoruz. Bakın 5 yıl değil. Çok dürüst davranıyoruz bu konuda. 10 yıllık süre istiyoruz Silivri'den. Bu mega projelerin buraya gelebilmesi için. Yani yol, yani şu anki mevcut belediyenin yaptığı 100 misli yol yaparsınız 5 yıl içerisinde. Ama şehre bir şey kazandırmıyor. Park, 100 sene daha park yaparsınız ama şehre bir şey kazandırmıyor. Şehre hem büyük şehrin hem de merkezi hükümetin birçok kazanımlarını katarak burada silikon vadileri, fuar merkezleri, işte eğitim bilişim teknoloji alanları, ileri teknoloji alanları, sahilimiz, bakın 40 kilometrelik sahilimiz. Biz hala Bodrum'a tatile gidiyoruz. Antalya'ya tatile gidiyoruz. Niye ben Bizde'yi, Saray'ı, Edirne'yi, efendim Kapaklı'yı, Çerkezköy'ü, bu taraftan Çatalca'yı ve diğer tarafların Bodrum'u olmayalım biz burada? Ama iki tane 5 binlik planlarda şimdi bu sahil düzenlemesiyle tabii ilgili. Tabii bunlar mega projelerdi. Bunları yapmak lazım. Bunlar belki kısmen açılabilir. Ben ne diyorum? Klasisten park köye kadar olan bölge hemen yapmak lazım işin içerisinde. İnsanları cazibe merkezi, yani çay başına oturarak aktivite olmaz. Esnaf bir şey kazanmaz burada. Efendim işte iki tane tur atarak bu konuda ben turizmi canlandırdım olmaz. Otelleriniz, motelleriniz, bakın Klasis Silivri'de müşteri bulamadı. 3-5 ay satamadılar. Niye? Şehrin marka değeri kaybolduğu için. Turizm alanındaki algı ortadan kalktığı için. Bunları bastıracak projeleri bizler yapacağız. Ulaşımla ilgili çok önemli şeyler var. Özellikle metro çok ama çok önemli. Bu planlarla beraber nüfus entegrasyonu ile birlikte doğru orantı olarak hızlı bir şekilde gelecek olan yatırımlardan bir tanesi. Bunun uygulama projeleri çiziliyor. Dolayısıyla Silivri'mizi bu çerçevede biz hakikaten hak ettiği yere getireceğiz. Yani benim sloganım bu. Nereden gelirseniz gelin, nereli olursanız olun, hepimizin ortak paydası Silivri'liyiz. Ve biz Silivri'ye yakışacak olan bir Silivri ortaya çıkartacağız. Çok güzel başkanım. Şimdi kısa bir reklam aramız daha olacak. Sonra son bölümümüze geçeceğiz. Efendim Metin Karakaş'la AK Parti Silivri Belediye Başkan adayı, aday adayı, Allah mı söyletti? aday adayı Sayın Metin Karakaş'la sohbetimiz devam edecek ama şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıl aradan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine,
ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim. Evet, bu şekilde bitireyim. Kardeşim olarak sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile gündemdekiler devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe FM'de ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaşıyoruz ama bir saat daha uzatsak sohbetimiz devam edecek gibi. AK Parti Silivri Belediye Başkanı adayı Sayın Metin Karakaş stüdyomuzda. Son mesajlarınıza geçmeden evvel dinleyicilerimizden gelen mesajlar var, onları aktarmak istiyorum. Ondan evvel de ben bir tespitimden bahsetmek istiyorum. Şimdi geride bıraktığımız hafta sonunda Silivri'de özel sporcular voleybol turnuvası gerçekleştirildi. Federasyon Özel Sporcular Spor Federasyon Başkanı'nı da ağırladık radyomuzda. Daha evvelden biliyorum ki Özel Sporcular Spor Kulübü'nü Silivri'de ilk Meyka sponsorluğunda siz kurdunuz ve uzun süre Yetkin Karakaş kardeşiniz başkanlığını yürüttü. AK Parti'nin de ulusal bazda ülke genelinde özel sporculara ve hani engelli vatandaşlarımıza çok etkin politikaları oldu. Geride bıraktığımız 10 yılda işte milli sporcular çıkarma noktasına geldik artık. Daha evvel evlerde saklı kalan kardeşlerimiz artık sosyal hayata da katılabiliyorlar bu eğitimleri sayesinde. Ve sosyal hayata katıldıkları gibi siyasette de aktif rol oynayabiliyorlar. Genel manada Lokman Ayva milletvekilimizdi. Onu da Küpe Efendi daha evvel birkaç kez ağırlamıştık. Silivri'de de bunun örnekleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde var. Bugün Cem Duga kardeşimiz, arkadaşımız meclis üyesi adaylığı için size başvurdu. Bu projelerden ve bu özel sporculardan biraz bahsedelim mi son olarak yaklaşık? Tabii. Şimdi iki arkadaşımız müracaat etti. Hı-hı. Engelli arkadaşımız, biri bir hanımefendi, biri de Cem kardeşimiz, ismini verdiğiniz için. Her ikisi de hakikaten kendi alanlarında çok özel arkadaşlarımız. Hı-hı. Yani sosyal medyada çok güzel kullanıyor, çok güzel fikirleri de var. Az önce söylediğiniz Silivri Özel Sporcuların Voleybol Organizasyonu, Silivri'nin prestiji açısından da çok önemliydi. Gerçekten hem ben karar vericilere, hem Can hocama, hem İsmail hocama, hem de emeği geçen bütün hocalarımıza buradan Silivri'li olarak gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Canlı yayında federasyon başkanından yakın tarihte uluslararası bir organizasyon da Silivri'de yapma sözünü de aldık bu arada. Doğrudur. Biz de o organizasyonda katkılarımızdan dolayı plaket verirken de belediye başkanı adayı olmamızdan istinaden bir tesis sözü istedi. Hı-hı. Biz şimdi onu da koyduk projelerimizin içerisine. İnşallah engelli kardeşlerimiz için de bir tesis yapma noktasında da bir vaadimiz olacak. Yerel seçimler yaklaşıyor. Birçok konular var ama o başkalardan bir tanesi o olacak. Genelde devlet bu işleri yapar ama belediye de bu işin bir tarafına tutabilir. Dolayısıyla böyle bir proje çizdirme noktasında da bir hamle de başlattık. Onun için engelli kardeşlerimiz, az önce söylediğiniz gibi toplum içerisinde yer bulamayan, bırakın siyaset veya sosyal alan içerisinde, evlerinin dışarıdan pencereden de baktırmayan bir yerdeyken bugün toplumumuzun her kesimi tarafından hissedilen ve sürümüze yaklaşık 1500'e yakın engelli ailemiz var. Onlarla iç içe olmuş bir yaklaşımımız var. Ve sadece maddi anlamda beklentilerden ziyade az önce söylediğim gibi insani değerler açısından da hayatımızın birer parçası olduğunun gerçeğini bu dönem daha çok net hissettirdik. Hükümetimizin de önemli katkıları var. Bunların devamı gelecek. Okullarla ilgili devamlar gelecek. İşte Esenibat'la birlikte birkaç okulumuzda bunlarla ilgili özel sınıflarımız da açıldı. Senin Paşa'da böyle bir yatırımımız söz konusu. İnşallah o yatırımla birlikte de engelli kardeşim belli bir yaştan sonra da iş hayatına hazırlanması noktasında ve eğitim alması noktasında da altyapı çalışmalarında
hazırlamış olacağız. Çok güzel. Spordan bahsetmişken yine dinleyicilerimiz arasında Aytül Hanım bize ulaşmış. Aytül Soydaş, Silivri Tekvando Kulübü yönetimi bütün sporculara ve özellikle Silivri Tekvando ailesine yapmış olduğu yardımlar için teşekkür ederiz demiş sizin için. Silivri Tekvando ailesi olarak onu da dinleyicilerimize aktarmış olalım. Selim Paşa dedik. Selim Paşa'dan da Mustafa Ersu Altınkök bize yazmış. Kamil Bey selamlar, iyi yayınlar. Metin Başkan'a selamlar demiş. Az önce planlardan bahsetmiştik. O da o konuda o dakikalarda gönderdi sanırım. Planlar Selim Paşa'da halk tarafından çok kötü algılandı. Seçim öncesi planlarla ilgili bir gelişme olabilir mi diye soruyor. Şimdi çok ciddi itiraz var orada. 3500 civarıydı. Hı hı. Bu itirazları tek tek değerlendirmeye kalkarsanız yani 3-5 yıl bile yetmez bununla ilgili. Oysa bu itirazların çoğu da aynı usup içerisinde. Niçin yeşil alanda kalıyor, niçin yolda kalıyor. Bunlarla ilgili meri durumu, yani binanın durumu, yolun durumu ve daha önce arsada mı, yeşil alanda mı diye değerlendirme hepsini revizyon yapmak üzere planı geri çektik. Revizyonla birlikte de yine bir bölge planı sunacağız. Önce Selimpaşa halkıyla paylaşılacak. O gün şartlarda yetkili olursak. Ondan sonra da meclisten geçirmeyle ilgili bir durum söz konusu. Şu anda ekip çalışıyor bununla ilgili. Bu planı ben çok önemsiyorum. Çünkü Selimpaşa Kavaklı Ortaköy planı adı altındaki plan Silivri'den daha önce gelişecek olan bir alandır. Metrolarının gelmesi, üniversitelerin gelmesi, yaklaşık 400 bin nüfus. Kavaklı'da gişelerin açılması, 3. köprü bağlantılarının olması, sahil bandında ilk nefes alınacak bölgelerin orada olması açısından çok ama çok önemli. Düşünün, bugün Beylikdüzü 250-300 bin civarı nüfusu var. Ama dün orada 100 tane otobüs, İETT otobüsü ve metrobüsle birlikte ciddi hizmetlerin önünü de açılmış oldu. Sadece 300 bin nüfus. Bu nüfusun aynısının Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı üçgenine geleceğini, orada kendi içerisinde özel bir kanal projesi olduğunu, yine aynı şekilde ulaşım aksarıyla ilgili, metro ile ilgili yatırımları hızlı bir şekilde getirtecek olan plan bu plandır. Bunu ivedi bir şekilde ben tamamlanmasını istiyorum ama işte Selimpaşa özelinde oturup bunu plan tamamlandıktan sonra, değerlendikten sonra çıkartma durumunda söz konusu olabilir. Bir kişi dahi mağdur olmayacak. Selimpaşa planlarında bir kişi dahi mağdur olmayacak. İşte bu bir usul meselesidir. Yani belediyenin yakılıyor, yıkılıyor, şunlar yapılıyor gibi söylemleri, insanlar paniklediler. Aslında böyle bir şey söz konusu değildi. Bir plan tekniği vardı orada. Onu çok farklı şekilde anlattılar. Çünkü iş yapamıyor. Yapamayınca karalama kampanyası olması gerekiyordu. Selimpaşa'da böyle bir algı yönetimi ortaya çıkmış idi. Ama insanlar bize güveniyor. Konuda hakikaten o planların kendi taleplerinin maksimum düzeyde açıkçası düzeltilerek gelmesi, çünkü hatası plan olmaz. Çok büyük bir plan yapıyorsunuz. Bölge planı yapıyorsunuz. Düzeltilerek gelmesi noktasında da şu anda itiraz dilekçeleri değerlendiriliyor. Belli bir aşamada ben içine girmiştim ama şu anda açıkçası seçim satına girdiğimiz için hangi aşamada olduğunu çok fazla değerlendiremiyoruz ama seçimlerden önce biz Selimpaşa'ya bunu sunarak en azından kafalardaki soru işaretlerini kaldıracak şeyi yapmak gerektiğine ben de inanıyorum. Aday olursak da bu konuyla ilgili adımlar atarız zaten. Evet, son mesajlar diyeceğim ama son olarak aklıma gelen bir şey daha var. Cem Duga'dan bahsettik. Meclis üyesi adayı. O da AK Parti'den. Çok değerli isimlerdi. Biz takip ettik. Hem genç hem teşkilatta yıllarını geçirmiş. Çok çeşitli özelliklere sahip isimler. İşte şu an radyomuzda Mustafa Eren Seymenli, genç arkadaşlarımızdan İsmail Taşkın yönetiminizde değer aldı. Silivri ailelerin üyelerinden işte Merve Ezer aday adaylığını açıkladı sizden. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Tülay Adan'ın da milletvekilliğine giden süreci göz önüne bulundurduğunda temayül yoklamasından geçmişti. İşte ilçede belediye başkan aday adaylığı için bir temayül yoklaması yaptınız. Şimdi ilçe başkanlığı için yine bir gündeminiz var şu an. Onda da bir temayül yoklaması gerçekleştirildi. Ve önümüzde hani aday adayının adaya düşmesinden sonra bir de liste dönemi olacak. Meclis üyesi listesi. Çok geniş bir perspektife sahip olacak belediye başkan adayı liste oluştururken. Ve burada izlenecek yol nasıl olacak bu aday adayları arasında? Yani bu az önce söylediğiniz gibi demokrasinin güzel tarafıdır bu. Yani ben atadım, bunları işte siz kabul edeceksiniz mantığı yoktur. Meclis üyeleri de bu konuda birebir görüşmeler olacak. Bir heyet huzurunda bununla ilgili değerlendirmeler olacak. Az önce cinsiyet durumu, yaş durumu, efendim eğitim durumu, yöresel dengeler, birçok faktör ön plana çıkartılarak bu konuda toplumun tüm beklentilerini ve hatta mesleki durumda olmak kaydıyla bu çerçevede şekillenmesi yapılacak. Tecrübelerimle anlatıyorum ben bunu tabii ki. Zamanı geldiğinde yeni kurulacak teşkilatımızla, adayımızla
birlikte yine karar vericilerin de şey yapacağı, bir araya geleceği toplantılarla bunları birebir değerlendirecek. Böyle hemen listeyi alacak, bir akşamın birisi hazırlayacak gibi durum söz konusu değil. Bunları inceleyip sık dokunacak olan meselelerde Silivri'ye emanet edeceksin. Çok evet, önemli. Kesinlikle. Her biri birbirinden çok değerlidir ama en çok işinize yarayacak, en çok en iyi şekilde idare edecek olan isimleri bulmanız gerekiyor. Bununla ilgili de açıkçası bir heyetin değerlendireceği bu durumda da en iyi sonucun çıkacağını da ben de açıkçası düşünüyorum. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Az önce programımızın başında söylediğiniz insan üretme noktasında AK Parti az önce söylediğiniz isminin hiçbir siyaset arasında yok idi. Evet. Ama bu dönem her biri siyasetçi çok önemli isimler haline geldi. Bu çok önemlidir. Evet. Silivri'de ne olur bu konuda hiç kimse çekingen durmasın. Çünkü siz kaldıkça yani nitelikli insanlar bu alanı doldurmadığı zaman siyasetteki bu boşlukları başkaları doldururlar. Evet. Başkaları doldurduğu zaman da bu konuda sonuçlarına katlanırlar. Şehir yönetimini veriyorsunuz çünkü. Evet. Sadece meslek açısından değil. Yani işin standartlar açısından baktığınız zaman özgüveni olan her insanın siyaset arasında yer alması gerekiyor. Az önce saydığınız birçok ismin ve bunun gibi gerçekten çok değerli isminin her birini bulup tespit etmek de bir maharettir. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konuda da vicdanen çok rahatım. Silivri'de bugün arkama döndüğünüz zaman kendi teşkilatına bir 15-20 tane ilçe başkanı yapabilecek nitelikteki arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz kez aynı şekilde, ilgilenen meclis üyelerimiz, mahalle başkanımız aynı şekilde olmak kaydıyla nitelikli bir kadro da oluşturduk. Hamdolsun bu konuda da hakikaten yarın öbür gün şöyle baktığımızda o arkadaşlarımızın bir yerlere gelmesi de bizleri çok memnun edecek. Evet, yani o saydığım isimlerle beraber yani gençlerin önünün ne kadar açık olduğu gözlemlenebiliyor. Belediye başkan adayları arasında dahi Emrah Maşalacı ismi. Hüsnü Yaşar Yalman kardeşim. Emrah Avukat kardeşim. Tahir Başkan Mimar. Ahmet Başkan keza aynı şekilde. Hüseyin Başkan'ın mühendis. Yani tüccar var. Mehmet abimiz var. Avukat Naif abimiz var. Yani baktığınız zaman isimler her bir bakın abi de hitap ediliyor. Evet, işte, kardeş de hitap ediliyor. Dolayısıyla böyle bir aile oldu. Bu kasabamızın da güzelliği aslında. Tabii, yani, tabii. Mevlüt abiyi de hep çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Yani, birbirimizi yani. Doğrudur. Yani böyle. Sorumluluk alındığı zaman hepsi hakkıyla sorumluluğu yerine getirecek insanlardır. Böyle güzel bir şeyimiz var açıkçası. Yelpazemiz var. İnşallah en iyilerini Silivri halkımızın huzurunda sunacağız. İnşallah başkanım. Biz ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Biraz da geçtik hatta. Dinleyicilerimize bu program için son mesajlarınızı alalım. İlerleyen günlerde mutlaka yeni programlarda gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii ki. İnşallah yine bir araya geleceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bizi şu anda dinleyen ve bu konuda gerçekten bizlerle birlikte olan geniş bir aileme ben buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur. İnşallah bu işlerde hep kazanan Silivri olur. A partisi, B partisi kazanmaz. İnşallah da hakkımız hayırlısı olur diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerin şahsında tüm Silivri hemşerilerime de sağlıklı mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler başkanım. Efendim saatlerimiz 16.10. Bir 10 dakikada sarktık programımızda ama keyifli bir sohbet. Küpe FM frekanslarındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Silivri Belediye Başkanı aday adayı Sayın Metin Karakaş'la bir saatlik dolu dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Saatler 18'i gösterdiğinde Bay Bilici'de ben burada olacağım. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde de Küpe'de canlı müzikte Cüneyt Özcan ve arkadaşları keyifli bir müzik ziyafeti çekecek sizlere. Küpe FM'den ayrılmayın. Biz yine buradayız. Kamil Birici ile gündemdekiler sona erdi.